Var olan şeylerin ilkesi apeirondur. Şeyler ondan meydana gelir ve yine zorunlu olarak onda ortadan kalkarlar. Çünkü onlar zamanın sırasına uygun olarak birbirlerine karşı işlemiş oldukları haksızlıkların cezasını öderler. Sokrates öncesi filozoflardan biri Miletli Anaximandros'tur. Milattan önce 610'da doğmuş, 546'da ölmüştür. Çok yönlü biridir; matematikçi, devlet adamı, astronom, doğa bilgini ve kartograftır. Onun çok seyahat ettiğine ve muhtemelen geçmişte Miletlilerin Karadeniz kıyısında kurduğu Apollonya adlı koloninin başında bulunduğuna inanılır. Diogenes'in bahsettikleri bize Anaximandros'un kişiliğine dair fikirler verir. Onun ağırbaşlı olduğunu ancak gösterişli giyinmekle ilgili bir sorunu olmadığını, şarkı söyleyerek çocukları güldürdüğünü yazmıştır. Kahkahaları duyduğunda şöyle dediği rivayet edilir. Çocukların iyiliği için daha iyi şarkı söylemeliyiz. Grekler'de ilk kez kara ve deniz haritasını çizerek bunları bir küre içine alan odur. Her ne kadar haritacılığın tarihi çok daha eskilere, Mısır, Babil, Sümer'e dayanıyor olsa da onların haritaları belirli bir bölgeyi ele alırken daha geniş, evrensel bakış açısına sahip olan Anaximandros bir dünya ve gök haritası yapmıştır. Diogenes'in çalışmasında hayatı hakkında çok az şey bilinen Anaximandros'un bir gnomon yani düz taban üzerine yerleştirilen dik çubuğun günün çeşitli saatlerinde oluşturduğu gölgelerin yer ve uzunluklarına bakarak zamanı belirlemeye yarayan bir güneş saati tasarladığı yazmakta. Sonsuzluğa olan inancından dolayı birçok bilim insanı tarafından ilk metafizikçi olarak kabul edilir. Tabi her filozof gibi onun da hataları olmuştu fakat hatalı da olsa kozmos fikrini başkalarına açmış ve kuramsal astronomlardan biri olmuştu. Adından da anlaşılacağı gibi millet okulu öğrencilerindendi. Millet okulu milattan önce 6. yüzyılda Batı Anadolu'daki millet şehrinde kurulmuştu. Anaximandros bu felsefe okulunun önde gelen üç isminden biriydi. Diğer ikisi Thales ve Anaximenes'ti. Anaximandros, Tales'in, Anaximenes ise Anaximandros'un öğrencisiydi. Coğrafi konum ve okulları nedeniyle aynı grupta bulunuyor olsalar da bu üç filozof çoğu konuda oldukça farklı görüşlere sahipti. Evrenin en önemli tözü nedir gibi doğa ile ilgili sorulara odaklanmış olmalarının da birlikte gruplandırılmalarında rol oynadığı söylenebilir. Çünkü millet okulu doğa felsefesinin öncüsüydü. Tıpkı Thales gibi Anaximandros da her şeyin arkesini yani ilksel unsurunu, kökenini aramak üzere çıktığı yolda maddesel bircilik ile yani fiziksel dünyanın dünyadaki tüm nesnelerin tek bir unsurdan oluştuğu fikri üzerinde duruyordu. Ona göre varlıklar doğaüstü bir neden olmaksızın kaynaklarını birbirinden alıyor. Oluş ve yok oluşlar ilahi bir buyruk ile değil, zorunlu doğa yasalarından kaynaklanıyor. Varlıklar birbirleriyle etkileşimlerinde belli ölçüler ve sınırlamalar ile dengeleniyor. Bütün bu oluşum ve ilişki yasaları zamana tabi olduğundan zamanın düzenine uygun olarak değişiyordu. Talese göre İlk neden köken su olsa da Anaksimandros bu konuda öğretmeniyle aynı fikirde değildi. İlk nedenin su olduğu görüşüne karşı sunduğu argümanlardan birisi şuydu: Hiçbir element doğada bulunan tüm karşıtları içermez. Örneğin su sadece ıslak olabilir ve asla kurumaz. Thales'ten farklı olarak Anaksimandros ve öğrencisi milletli Anaksimenes'e göre ilk prensip su değil, toprak ve denizi her yönden kuşatarak her ikisini de bereketli hale getiren bir maddeydi. Anaximandros, Apeiron dediği bu ilksel unsuru sonsuz, sınırsız, belirsiz ya da içinden geçilemeyen, uçtan uca geçilemeyen şey olarak tanımlıyordu. Bu yüzden Anaksimandros'un Apeiron terimi ile iki anlamdan hangisini iletmek istediği belirsizdir. Bazılarına göre tükenmez ve tanımsız bir maddeye atıfta bulunmuşken, diğerlerine göre ilk unsuru açıklarken bahsettiği şey onun uzamsal ve zamansal özelliğiydi. İlk varsayıma göre Apeiron'a dair sözleriyle kastettiği şey nicelik bakımından sonsuz olanı kastetmesidir. Söylediğinden anlaşılacağı üzere şeyler Aperon'dan çıkıp yine onda yok olmaktadırlar. Çünkü birbirlerine karşı haksızlık yapmışlardır ve cezalarını çekmeleri gerekir. Yani bir dualizm söz konusudur. Dünya zıt veya karşıtlardan meydana gelmekte ve onlar dünyaya ve evrene hükmedip sonunda ortadan kalkmaktadırlar. Burada bir sorun ortaya çıkmakta. Çünkü arke veya ilke kendisinde yok oluyor. Halbuki evrenin yeniden meydana gelmesi için kendisinden meydana geleceği şeyin tükenmek bilmeyen sonsuz bir varlık kaynağı olması gerekir. Bu da bambaşka bir sorunu doğurur. Çünkü ona göre birden fazla evren vardır. Bu teorisindeki evrenlerin zamansal olarak birbirinden farklı olup olmadıkları belirsizdir. Eğer bu evrenler eş zamanlı iseler birden fazla evren için daha fazla madde gerekeceğinden ana maddenin nicelik yönüyle tükenmek bilmeyen sonsuz bir şey olması gerekir. İşte bu yüzden bazıları onun apeiron terimi ile nicelik yönünden uzayda sınırları olmayan, sonsuz olan şeyden bahsettiği fikrini savunmaktadırlar. Diğer ihtimal, Anaximandros'un ilkel unsuru apeironun niteliksel olarak belirsiz bir varlık olabileceğidir. Çünkü kendisi evreni ve doğayı gözetleyen biriydi ve evrendeki farklılıklar, sıcak ateşe karşı soğuk hava, kuru toprağa karşı ıslak olan su gibi zıtlıklar arasındaki ilişkiye odaklanmış ve bunu bir mücadele olarak ele almış olması bir başka ihtimaldir. Zaten girişte paylaştığım sözünde de Birbirlerine karşı işlemiş oldukları haksızlıkların cezasını öderler diyordu. Yani ateşin ısıtıp buharlaştırdığı su yağmura dönüşüp yağarak ateşi söndürmekte intikamını almaktadır. Dolayısıyla hayatın devamlılığı zamanı geldiğinde var olan her şeyin karşıtından aldığını ona geri vermesiyle olur. Her şey apeiron'da birbirini tarafsızlaştırır ve İlk kaosta bulunmayan sıcak ve soğuk gibi antitezler derece derece bundan ayrılarak birbirinden farklı maddeleriyle tabiatı, evreni oluştururlar. Örneğin sıcakla kuru ve soğuk ile yaş birbirinden ayrılır. Sıcak ile kuru toprakta, soğuk ile yaş gökte toplanırlar. Sırasıyla oluşup yok olan birçok alem vardır. İlk hayvan türleri su içinde oluşmuş ve gelişen türler zamanla buradan çıkmıştır. İnsan da bu hayvanlar arasından balıktan gelmektedir. Yani insan ve hayvanlar durmadan değişiyor olsa da özlerini oluşturan madde apeiron yok olmaz çünkü yaratılmamıştır. Her şeyi kuşatan, meydana getiren odur. Oluş sorunu konusunda arke üzerinde kısaca durmam gerek. Su Hava, nefes, sonsuz denen bu ilk prensip nedir? Prensibin özellik gereği ezeli ve ebedi olması gerekir. Fakat Arken'in halleri sürekli değişiyor. Madde değişmez. Üstelik ondan oluşan şeyler meydana gelip daha sonra kaybolabiliyor, ölüyor ya da değişebiliyor. Nasıl oluyor da var olarak kalırken aynı zamanda var kalamıyor? Hem var olup hem olamıyor diyebilirsiniz. Bunun için oluş kavramının ne olduğuna bakalım. Bunlara cevap veren üç farklı sistem var. Bunlardan birincisi Eleya sistemidir. Oluşu inkar eden Eleya sistemine göre varlık her şeydir, değişik görünüyor olsa da bu sadece görünüşten ibarettir, özünde aynıdır. İkinci olan Herakleitos sistemine göre değişiklik her şeydir ve varlık süreklilik ancak kuruntudur. Üçüncü olan atomcu sistemde atomcular süreklilik ve değişikliği kabul ederler ve sürekliliğin varlıklarda, sürekli değişikliğin ise onların bağlantılarında olduğunu söylerler. Antik fiziğin dört elementi olan hava, toprak, su ve ateşin oluşumunu dünya ile karasal varlıkların etkileşimleri yoluyla açıklıyordu. Ona göre evren ilkel maddedeki karşıtların ayrılmasından meydana geliyordu. Sıcak ile soğuk, ıslak ile kuru karşıtlarını kucaklayarak nesnelerin hareketini yönlendiriyordu. Öğretmeni Thales ile felsefi görüşü konusunda farklılık yaşadığı bir diğer konu kozmosu algılama biçimidir. Thales dünyanın su üzerinde duran bir disk olduğunu öne sürmüştü. Ona göre böyle olmasa Tıpkı her şeyin düştüğü gibi dünyada aşağı düşerdi. Fakat anaksimandros aynı fikirde değildi ve şöyle düşünüyordu. Dünya suyun üzerinde duruyorsa, su neyin üzerinde duruyor. Bu yüzden o dünyanın bir silindir olduğunu öne sürmüştü. Dünya, düz, tepsi biçimli değil, genişliği, yüksekliğinin üç katı olan bir silindirdi. Boşlukta, Hareketsizce asılı duran dünya, kozmosun merkezinde olduğu için uzaydaki her yere eşit mesafedeydi ve dolayısıyla düşmesine neden olacak aşağı, yukarı doğrultularına sahip olmadığından dengede durmak için hiçbir desteğe ihtiyacı yoktu. Bu yüzden hiçbir şeyin hakimiyeti altında da değildi. Güneş battığında bu silindirin altından dolaşarak sonraki gün tekrar doğuyordu. Başımızın üzerindeki gök kubbenin benzeri bir yapı dünyanın altında da vardı. Başlangıçta sıcak ve soğuk ayrıldıktan sonra dünyayı saran bir alev topu ortaya çıkmıştı. Bu top parçalanıp evrenin geri kalanını oluşturmuştu. Yani silindir şekilli dünyanın etrafında sisle çevrili ateş halkaları vardı. Sis öyle yoğundu ki ateş neredeyse görünmüyordu ve bu halkalarda Ateşin parlamasına, görünmesine izin veren delikler vardı. İçi boş, eş merkezli bir tekerlek sistemi gibiydi. En uzak çarktaki güneş, dünya ile aynı büyüklükteki delikten görülebilen bir ateşti. Bu yüzden güneş tutulması olduğu sırada o deliğin kapandığı düşünülüyordu. Ona göre en uzakta olan güneş çarkının çapı, dünyadan yaklaşık 27 ya da 28 kat Ateşi daha az olan ay çarkından ise 18 ya da 19 kat daha büyüktü. Daha yakın konumda bulunan yıldız ve diğer gezegenlere de aynı model üzerinden açıklama getiriliyordu. Ona göre yıldızları, güneş ve ayı görmemizi sağlayan şey bu deliklerdi. Daha dikkat çekici olan görüşü dünyanın kozmosun merkezinde dengede durduğu yönündeki ifadesiydi. Onun bu görüşünün Milattan sonra 16. yüzyılda Kopernik yönetimi altında modern astronominin doğumuna kadar haleflerinin çoğu tarafından kabul edildiği söylenir. Yanlış yönleri fazla olsa da Güneşi dünyaya oldukça uzak dev bir kütle olarak kabul eden ve gök cisimlerinin farklı mesafelerde dönmekte olduğu bir sistem sunan ilk astronom Anaximandros'tu. Aynı zamanda bir gök küre oluşturması sayesinde Zodyak eğikliğini ilk fark eden kişi olmuştu. Vernant'a göre Anaximandros'un dünyayı evrenin merkezinde hayal etmesinin nedeni Grekler'deki toplumsal, sosyal görüşlere dayanır. Çünkü Greklerin politik yapılanmasında şehir, devlet yani polis herkese eşit uzaklıkta olan bir merkezilik ve ortaklık ile örgütlenirdi düzen bunlardan birinin desteği ya da egemenliği ile değil, yasaların kamuya açık şekilde ortada, merkezde olması sayesindeydi. Halk bir kralın buyruk ve yaptırımlarına tabi değildi. Kendi kurdukları meclis ve mahkemelerin oluşturduğu yasalar ve kararlar ile yönetilirdi. Halk siyasetin hem öznesi hem de nesnesiydi. Gücün merkezde, ortada ve açıkta durması sayesinde dengede duran bir düzen vardı. İşte hiçbir dayanağı olmadan ayakta duran bu politik düzenin Anaximandros'un kozmos tasavvuru üzerinde etkili olduğu düşünülür. Onun doğa olaylarını anlamlandırma biçimi de onları ilahi sebeplere dayandıran filozoflardan farklıydı. Ona göre şimşek, yıldırım gibi gök olayları ilahi sebeplerden değil de Elementlerin birbirine müdahale etmesi, karışması sonucu meydana geliyordu. Gök gürültüsünün bulutların birbirine çarpması ile meydana geldiğini, çarpmanın şiddetine bağlı olarak gök gürültüsünün sesinin de farklılık gösterdiğini söylüyordu. Yıldırım ve şimşeklerin görülmediği gök gürültülerinin nedeni rüzgarın alev yayamayacak kadar zayıf yine de ses çıkaracak kadar yeterliliğe sahip olmasının sonucuydu. Deniz ise bir zamanlar dünyayı çevrelemiş olan nem kütlesinin bir kalıntısıydı. Bu kütlenin bir kısmı güneş ısısı ile buharlaşarak rüzgarlara ve gök cisimlerinin dönmesine neden olmuştu. Buharlaşan suyun büyük kısmı suyun daha bol olduğu yerlere çekilmişti. Ona göre yağmur güneş ısısı ile dünyadan gökyüzüne çıkan nemin sonucuydu. Ayrıca Anaksimandros Evrenin bir süre ortaya çıkıp sonra kaybolduğunu, bazıları yok olurken diğerlerinin doğduğunu, bu hareketin ebedi olduğunu iddia eden Leukippos, Epikür ve Demokritos gibi birden fazla evren olduğunu söylüyordu. Onların böyle düşünmesinin nedeni hareket olmazsa hem nesil hem de yıkım olmaz görüşüne dayanıyordu.